Abi 21. deva inşallah bu akşam okuyacağımız yer. 22'yi de 21'i böyle küçük gördük ama 21 bayağı bir zorlu çıktı. Allah Allah. Beni öyle küçük görmedi bana mane. Yetiştirirsek ancak 22'yi yapacağız abi inşallah. Allah Allah, maşallah ya. Evet abi. Sıra bir düz okuyalım abi. He, tam düz oku. 21. deva, ey hasta kardeş, senin hastalığında maddi elem var. Fakat o maddi elemin tesirini izah edecek ehemmiyetli bir manevi lezzet seni ihata ediyor. Çünkü peder ve validen ve akraban varsa çoktan beri unuttuğun gayet lezzetli o şefkatleri senin etrafında yeniden uyanıp çocukluk zamanında gördüğün o şirin nazarları yine görmekle beraber çok gizli, perdeli kalan etrafındaki dostluklar hastalığın cazibesiyle yine sana karşı muhabbetlerine baktıklarından elbette onlara karşı senin bu maddi elemin pek ucuz düşer. Hem sen müftehirane hizmet ettiğin ve iltifatını kazanmasına çalıştığın zatlar hastaların hükmüyle sana merhametkârâne hizmetkârlık ettiklerinden efendilerine efendi oldun. Hem insandaki dikkat-i cinsiyeyi ve şefkat-i neviyeyi kendine celbettiğinden hiçten çok yardımcı ahbap ve şefkatli dostlar buldun. Hem çok meşakkatli hizmetlerden paydos emrini yine hastalıktan aldın. İstirahat ediyorsun. Elbette senin cüz'i eleminin bu manevi lezzetlere karşı seni şekvaya değil, teşekküre sevk etmelidir. Bu 21. devaya gelene kadar diğer devaların hepsinde hastayı bir vasfıyla tavsif etti abi. Evet. Yani bazı yerde sıkıntısız hasta dedi. Bazı yerde lüzumsuz merak eden hasta dedi. Bazı yerde harikanı tanıyan hasta dedi. Bazı yerde dünya zevkini düşünüp hastalıktan ızdırap çeken kardeş dedi. Fakat burada sadece hasta dedi abi. Ey hasta kardeş dedi. Yani 20 tanesinde hastayı bir sıfat bir öne çıkarırken burada hastalığı sıfat kabul etti sadece. Hasta dedi. Şimdi birinci dikkatimi çeken şey burada bu oldu aslında. O zaman burada biraz şeylere bakmak gerektiğine düşündüm. Terimlere bakmak gerekiyor diye düşündüm abi. Hasta nedir? Dert nedir? Derman nedir? Deva nedir? Şifa nedir? Burada mesela hepsinde deva geçmiş abi. Mesela şifa birinci şifa, ikinci şifa, 15. şifa demiyor. Deva diyor. Deva ile şifa arasında ne fark var? Ben tabii kendi bulabildiğim şeyler bunlar. Yani mutlak doğru değil. Benim tefekkürlerim diyelim. Önce hasta nedir abi? Hasta nedir? Hastadan bakarsak sıhhatini yeknesak hep devamlı süre gelen sıhhat halini kaybetmeye hastalık deniliyor abi. Bu Bunu kaybeden kişi hasta deniliyor. hasta noktasından bakılınca böyle. Değil mi? Evet. Şimdi her birisine deva demesinin sebebi her birisini, her devayı, bütün devaları birer topladığımız zaman burada 25 deva yapıyor. Bir tanesi iki defa yazıldığı için 26 deva yapıyor. 26 devayı toplayınca şifa oluyor abi. Yani benim gördüğüm kadarıyla şifa oluyor. Peki deva nedir o zaman? Devaya bakalım abi. Derdi ortadan kaldıran müessir sebep. Yani ilaç, buradaki ıstılah, yani ilaç. Buradaki ıstılah manası maddi ilaçtan, yani buradaki devanın şeyi ilaç, bizim bildiğimiz maddi ilaçtan ziyade ıstılah manasıyla maddi ilaçtan Risale-i Nur'un tabiriyle bin kat tesellili manevi ilaç demek lazım. Hmm. Mesela diyelim ki
Başka arayanın devası farklı. Dişi arayanın devası farklı. Ayağı arayanın devası farklı. Romatizması olanın devası farklı. Midesi arayanın devası farklı. Allah korusun kanser olanın devası farklı. Sesin niye kesiliyor Abdullah? Hepsinin toplamına Abdullah sesin kesiliyor. Alo. İsmine bakıyor. Şafi tezgah. Abdullah sesin abi, kesiliyor sesin. Diyor ama niye kesiliyor? Acaba sen bende mi oldu yani? Sen bir çok şeyin gelmiyor sesin. Geliyor mu abi sesin? Şu anda geliyor. Diğer abilere geliyor mu abi sesin? Gelmiyor. Bizde de aynı. Diğer abilere de gelmiyor abi. Evet, kesik aynen. Geliyor. İnternet bağlantısında sıkıntı var herhalde. Kesiliyor mu abi? Bu an ne daha var? Çıktı oldu o. Abi, evin internetine geçsem o daha da az. Şu an nasıl abi? Şu anda iyi. Şu anda sana bir geliyor mu sesin? Şu anda geliyor ama yani benden ses almıyor musun? Geliyor diyorum. Evin internetine geçtim ama o da çok... Abi senin sesin gayet güzel geliyor bana. Benim sesim önemli değil ki. Senin sesini gündüz ayarlayacaktın da... Gündüz ayarlayacaktın da iyi bir yere geçecektin. Abi ben şeye girerken hiç sorun olmuyordu ama şöyle biraz yeri değiştireyim bakalım. Tamam. İyi bu 25-26 tane devayı... Burası şu anda... Sesim geliyor mu benim sana? Geliyor abi. Ha, o zaman cevap ver. 26 tane deva... 26 tane deva toplanınca şifa oluyor dedin. Ondan sonrasını duymadık. Evet abi 26 tane deva toplanınca şifa oluyor. O zaman bir daha bir şey söyleyeyim. Devanın tarifini Abdullah. Devanın tarifini okuyayım abi. Bir dakika dur. Evin internetiyle girdinse eve söyle kimse internete girmesin, düşmeyesin. Tamam abi. Evin interneti kapatın çocuklar siz giriyorsanız. Şu an geliyor mu abi sesim? Tamam geliyor abi. Tamam. Abi devanın tarifini yapmıştım en son. Ha onu söyle. Deva nedir? Deva ben anladığım deva nedir? Ona ait bir tarif. Derdi ortadan kaldıran müessir sebep. Deva abi. Güzel. Yani ilaç biliriz buna. Yani diğer bir tabirle ilaç diyebiliriz buna. Peki ilaç ama yani aspirin gibi bir ilaç bizim anladığımız deva. Aspirin gibi bir ilaç da değil. Yani Nurcu'nun anladığı devadan bahsediyorum abi. Istılan manası ilaç. Yani deva bu abi bizim anladığımız. Bunların toplamı da, bunların hepsinin toplamı da şifa oluyor. Devaların toplamı. Peki hastalık nedir? Sistemsel olarak insanın sıhhatini menfi yönde etkileyen bütünsellik hali de hastalık abi. İnsanın sıhhatli olma hali normal kabul ediyoruz abi bunu. Zaten hastalık görmemizin sebebi sıhhati normal kabul etmemizden kaynaklanıyor. Yani sıhhat olması gereken ya da ne bileyim hakkımız o yüzden hastalanınca insanda hoşnutsuzluk oluyor. Oysa ki kim dedi ki sana
Abi az mı geliyor sesim, şey yapıyorlar? Yok yok, bana şu anda iyi de bazen kopuyorsun. Tamam abi. Telefonla girin diyor Abdülmurteza, yönetici öyle diyor. Evet abi tamam, telefonla girdim abi. Ha, telefonla gir. Tamam abi. Telefonun internetiyle yani, onu diyor. Ha. Anladım abi, anladım. Ulan Çatalca'dan, ta Bodrum'dan İbrahim abi anladı ya seni. Anladıysa problemi yok abi. Evet abi, biz şifa olmak kabul ediyoruz. Tamam. Olması gereken kabul ediyoruz. Dolayısıyla hastalığa karşı hoşnutsuzluğumuz şifayı hakkımız zannetmekten kaynaklanıyor aslında abi. Oysa ki bizim ne hastalık hakkımız ne şifa hakkımız. Hakkımız ne diye soracak olursak, ne verilmişse o hakkımız abi. Daha doğrusu hakkımız da değil. Lütfedilmiş. Ne verilmişse o lütfedilmiş. Hiçbir şey hakkımız değil bu noktada. Çok güzel. Bu bunların yani hastalık, şifa, burada gidip gelmeleri, hepsinin gayesi ne biliyor musun abi? Gayesi hayatın kemaline hizmet ediyor abi. İnsandaki istidatları, bil kuvve olan istidatları bil fiile çıkartıyor. Esmalara aynadarlık yaptırıyor. Yani toplamda diyebiliriz ki insanın hayatının kemaline hizmet ediyor. Hastalık ve şifa gelgitleri. Alternatif akmın elektrik motorunu çalıştırabilmesi için gerekli olan şey saniyede 50 kez artıdan eksiye geçmesidir. Yani bu geçişler, artıdan eksiye geçişler motorun dönmesine sebebiyet veriyor. Bizde de hayatın dönmesini, tekamülünü, en iyi gayeye gitmesini, bu noktaya hizmeti yapan şey hastalık ve şifa. Bunların beraber hayatımızda devir ve devran abi. Bir de deva derdin içinde diyor ya böyle Sayın Nur'dan, devayı derdin içinde, biz bunu ben biraz böyle anlamıyordum. Yani bunu okuyana saklarım. Ne demek yani derdin içinde deva, derman ne demek derdin içinde? Buna ait bir şey abi. Bir de dertler bana derman inişi buradan şöyle anladım. Eskiden şöyle anlıyordum. Dertler Allah'tan geldiği için insanın dert vasıtasıyla yüzünü yine ona çevirmesi olarak anlıyordum. Oysa ki dertlerin olmadığı zamanların, yani derdin olmadığı zamanlar, şifanın devam ettiği, devanın devam ettiği zamanlar, yani dermanımın daimi yaşanma zamanlarını Allah'tan kopuk, fani hayatın arzularına hizmet eder bir azim der. Bana dert, o derdini hatırladık, o derdinden beni kurtardığı için deva oldu. Yani sıhhat belası, bir sarılın tabiriyle. Yani dertlerin içindeki derman, sıhhatin bela olduğunu, derman aramak vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'a insanın hayatının gayesi, insana verilen hayat sermayesinin amacı neydi? Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaktı. Biz şifa ile, deva ile, yani bu halin devam etmesiyle ne yapıyoruz? İşte bu dünyaya hep hayatı baktırıyoruz. Aklımıza gelmiyor ki Allah'ın varlığı. Yani bugün bir tanesi dedi, sen işte biliyorsun hasta yatan kişiyi şu anda. O diyor, dedi ki bana birkaç ay önce diyor birisi. Ya bu insanlar öleceğini gerçekten biliyor mu diyor. Yani o kendisi, o onu kendi haletiyle öyle anlamış ki Hakk'a yakın noktasında, o diyor ki acaba diğer insanlar hakikaten biliyor mu?
Çünkü diğer haliyle bildiği için diğer insanların gerçekten öleceğini aynen lakin, hakkı lakin noktasında bilmediğini o hastalıkla kendisi fark etmiş. Şimdi mi söyledi, yeni mi söyledi o hastası? Yok, bu durumunu biliyordu zaten. Birkaç ay önce söylemiş. Bizimkine. Allah Allah. Ya. Abi şimdi buraya 21. Eva'ya şöyle bir bakalım o zaman. Wi-Fi'yi kapatsana Abdullah, sen ceple girmişsin. Sen ceple girmişsen Wi-Fi'ni kapat ki. Kapattım abi, sadece ceple gir. Tamam. Kapattım abi. Tamam. Sadece ceple girdim. Hı. Şimdi burada benim gördüğüm kadarıyla 6 tane mazmumani çıkarttım abi ben buradan. Bu 21. devadan. Ey hasta kardeş, senin hastalığında maddi elem var. Fakat bu maddi elemin tesirini izah edecek ehemmiyetli manevi lezzet seni ihata ediyor. Yani birincisi hasta kişi maddi bir elem ile bir şeyler kaybediyor. Fakat kazandığı şeyler, manevi lezzetler maddi eleminden daha fazla. Niye? Maddi elemi faniye bakarken manevi elemi, manevi lezzeti bakiye bakıyor. Yani bizim ufaklıkla biz oyun oynuyoruz. Abi onun bir tane şeyi var. İşte Arabistan'dan getirmişti öteki ablalarına. O oynuyor şimdi. Şeyleri var. Kağıttan bir tane bankaları, market kasası var abi, market kasası. Kağıtlarının paraları var. Onları atıyor işte ben veriyorum ona, alışveriş yapıyorum falan ondan. Şimdi bunun gibi, tamam mı abi? Düşün ki bu kağıtları veriyorsun, gerçek para veriyorlar sana. Bunun gibi bile değil bak. Hastalıkla insanın kazandığı şey. Bunun gibi bile değil. Yani gerçek para da verse o da fani değil mi abi? Ya. Öyle bir şey diye veriyor. Verdiğin şey fani, yani haşa, belki temsilde hak olmasın, yani o çocukla oynarken çocuğun o paraları gerçek zannetmesi. Onun aleminde gerçek para gibi muamele. Abdullah sen görüntünü kapat abim. Sesle konuş. Ha sen görüntünü kapat Abdullah. Tamam ses de şey yap. İstersen bir çık bir daha gir. Tamamen yoksun şu anda. Abi orada devayla şifanın tarifini yaptı ya Abdullah abi. He. Şifa dedi. Devaların toplamına şifa dedi. Yani bence şöyle bir noktayı nazar. Deva ile şifa arasında o hastalar risalesindeki yazan 25-26 tane deva oluyor. Onları uygulayınca şifa oluyor abi. Uygulamazsan mesela eczanede ilaç var. Kullanmasan şifa olur mu? Yani maddi noktadan sana bir tesir olur. Olmaz yani. İşte o da onu... O devaları kullandığı zaman şifa oluyor. O da onu dedi işte. 26 tanenin toplamı insandaki tesirine şifa dedi Abdullah. Evet. Ha yani şey Murat. O devalar sebep ve vesile değil mi? Evet abi onları uygulamak gerekiyor. Yani uygulayınca hastalığın çeşidine göre sende uyandırdıkları şifa oluyor. Evet.
İşte Abdullah da işte bu teselli verici noktayı nazarları 26 taneyi dizdi diyor. Ama insan o 26 taneyi hazmedip insanda kendisinde uyanan şey şifadır dedi. Aynı şey, evet. Aynı şey söylemiş, evet. Güzel. Buyur Abdullah. Evet Abdullah, benim söylediğim şey, dediğim gibi benim bir tefekkürüm abi. Biz burada şey yapıyoruz. Yani zaten mesela 22. devada Üstad söylüyor aslında bir şey. Diyor ki, ben bunun sırrını bilmezdim. Bir sırrı şöyle kalbime geldi ki diyor. Bak, yani ben bunun sırrını bilmezdim, sırrını bildim demiyor. Bir sırrı diyor. Murat abinin söylediği de bir sırrı benim için de bir sırrı olabilir abi. Yok aynı, yani, aynı şey yani, söyledi, aynı şey söylediniz ya. Evet abi, ikinci kazanımına gelelim abi. Ben düştüm az önce de. Çünkü peder ve validen ve akraban varsa çoktan beri unuttuğum gayet lezzetli o eski şefkatleri senin etrafında yeniden uyandırıp çocukluk zamanında gördüğün o şirin nazarları yine görmekle beraber çok gizli perdeli kalan etrafındaki dostluklar hastalığın cazibesiyle yine sana karşı muhabbet sana baktıklarından. Evet abi, ikincisinde de ne diyor? Bir hastalık vasıtasıyla etrafımızda bize ilgi alakayı eskisi kadar göstermeyen, bunu hepimiz görmüşüzdür abi. Abdullah, sen görüntünü kapatsan, görüntünü kapat, sif ses de şey yap. Bir de öyle deneyelim. Belki gücü yetmiyor internet. Bir çocuk gibi çocukla ilgilenir gibi ilgileniyor. Çok büyük bir... Abdullah. Merhamete sebebiyet veriyor etrafımızdaki insanlarda. Abdullah. Annemiz, babamız, gerek akrabamız, ahbabımız, dostumuz ziyaretimize geliyor, hatırımızı abi diyor, duyuyorum. Ben seni duyuyorum Hasan abi. Görüntünü kapat, sesle konuş. Yani duymadık. Gelmiyor mu abi benim sesim? Şu anda geliyor. Görüntünü açma. Peder ve validenden sonra bir daha devam et. Abi şu an nasıl sana? Görüntünü kapattım abi. Kapattım. Tamam abi. Bir daha. Peder, valide, arkadaş, ahbap, hepsi hastanın etrafında pervane oluyor abi, değil mi? Hı hı. Geliyor mu abi sesim? Tamam, geliyor. Tamam. Tamam. Sanki bir çocuğa şefkat nazarıyla bakılıyormuşçasına etrafındaki insanların şefkatini celbediyor. Ziyaretlerine geliyor. Hatırını soruyor. Ona çok büyük bir izzet ikramda bulunuyor hastalık dolayısıyla. Ne yiyeceği, ne canının istediği, ne emrettiği, ne arzu ettiği gibi bir sürü abi uçuş moduna geç diye yazmışlar ama uçuş moduna geçersem internet çekmez. Ya herkesin yazdığına bakma ya. Tamam. Devam et şu anda siz. Tamam abi. Şu an iyi diyor. Birçok etrafındaki insanlar muhabbet darane, alaka darane onunla ilgileniyorlar abi. İkinci kârı hastalığın insana bu. Üçüncüsü abi, bu ikinciyle alakalı bir şey söyleyeyim Hasan abi. Şimdi hasta ziyaretine çok geliniyor değil mi abi? Hasta olduğu zaman hasta ziyaretine geliniyor. Hiç mesela diyelim ki hatıra gelmeyecek kişiler gelip hastayı ziyaret ediyorlar. Hasta ziyaretinin ehemmiyeti de dinimizde çok aşırı derecede İleri gitmiş. Bir hadis gördüm abi. Çok şaşırdım. Ben bunu şey olarak gördüm. Hazreti Musa'nın
ümmetinde geçmiş bir hadis olarak biliyorum. Meğer hadismiş abi. Araştırdığımda gördüm. Kütüb-i Sitte'de geçiyor. Numarasını yazmıştım ama burada bulamadım. Diyor ki Cenab-ı Hak, ey kulum, ben hasta oldum, ziyaretime gelmedin diyor. İşte diyor ki o kişi de veyahut da Peygamber Efendimiz de, ya diyor, nasıl sen haşa sümme haşa Allah'sın, sen nasıl hasta olursun, ben kulum, seni nasıl ziyaretine gelirim? Diyor ki filan kulum hasta oldu, eğer ziyaretine gelseydin beni onun yanında bulacaktın diyor Cenab-ı Allah. Allah Allah. Dolayısıyla böyle hastayla alakadar olmanın dinimizdeki ehemmiyeti de bu hadisle çok çarpıcı bir şekilde gösterilmiş oluyor abi. Çok garip ya. Abi üçüncüsü, evet abi ya, çok enteresan. Ben bunun hadis olduğunu bilmiyordum. Duymuştum ama Hazreti Musa döneminde olmuş diye aklımda kalmış, fakat hadismiş yani. Hadisin devamı da var abi. Ben diyor aç kaldım, yemek yedirmedim diyor Cenab-ı Hak. Biliyor musun abi? Evet. Allah Allah. Sen diyor nasıl aç kalırsın ya Rabbi? Diyor filanca kuluma yedirseydin bana yedirmiş gibiydin diyor. Yani birkaç tane de böyle devamı var abi. Ya bu nasıl bir Rab değil mi Abdullah? Nasıl bir Allah ya? Nasıl bir Allah ya? Çok şükür. Çok şükür. Bizden bir sene sonra da genel müdür gitmiş. Bana dedi ki gel de dayımın ziyaretine gidelim. Hem seni tanıştırayım, bir işin falan düşerse dedi. Kolaylık olur sana. Gittik abi ziyaretine. Açtan gelmiş, hoş geldin filan. Ondan sonra çayımız bitti. Dedim ki, ya dedim, genel müdürüm, yani kalkıp ben mi dökeyim çayı dedim ya. Ondan sonra dedi ki, ya kusura bakma, özür dilerim dedi. Görmedim, bir şeye de bakıyordum dedi. Televizyonda maç mı seyrediyordum? Bir şey seyrediyordum. Bir şeye bakıyordum dedi, görmedim, kusura bakma dedi. Ondan sonra geldi, çayımı döktü dedi ki, yarın dedi sen gidersin şimdi genel müdür. Akşam çayımı döktü dersin dedi. Yok dedim, korkma demem ya, rahat olsan falan dedim. Yani misafirlik de bir nevi bunun gibi ya abi, örfi olarak. Orada mesela hastalık da böyle abi. Hastalık da böyle. Düşün ki genelkurmay başkanısın. Şehidi ziyaret ediyor değil mi abi şeyde? Evet. Gadi'yi. Değil mi abi? Evet. Var mı diyor, bir şey istiyor mu diyor. Benden bir şey istiyor musun diyor, sana ne yapayım, sana ne getireyim şeklinde değil mi abi? Oysa genelkurmay başkanı nerede? Bir er nerede? Hastalık böyle bir kar getiriyor abi bize. Ya. Daha sonra abi, çok meşakkatli hizmetlerden diyor, çok meşakkatli hizmetlerden istirahata çekildin diyor. Dünya hakikaten şey, mesela abi o kadar ağır hastalıklar var ki namaz bile yok değil mi abi? Örneğin şu anda Nadir abi namazı yok değil mi abi? Nadir abinin namazı yok. Tam bir istirahatte. Düşün ki Nadir abiye ya namaz kılma desen, elini ayağını bağlasan yaptıramaz bunu. Mümkünatı var mı? Ya bak kaç tane insan da hizmet ediyor değil mi abi? Aynı şekilde. Of, kaç tane vakıf hem de. Vakıf normal bir insan da etmiyor hizmeti ona. Bir aynen, doktor bile ya bir doktor Malatya'da mı en son doktordu, bırakıyor vakıf oluyor, geliyor dershanede vakıflık yaparken Nadir abi özel doktorluk yapıyor. Evet abi, Nadir abinin hastalanmasına da tam tevafuk ediyor neredeyse aynı zamanlarda. İndel ağacı ağzına kadar koyuyor, ha affedersin. Aynen. Bütün temizliğini, ne aklına geliyorsa o yapıyor. Sifo değil tabii de beraberler ama ağzına kadar da onlar koyuyor. Evet abi, ben gördüm abi kaşık, Mehmet Çevirel Allah razı olsun hepsinden, kaşık elinde, içinde yemek bekliyor ki Nadir abi aklına gelecek de ağzını açacak diye. Mehmet değil mi? Şu hizmete bak değil mi abi, hastalık yaptırıyor bunu abi değil mi? Ya. Evet abi, istirahat veriyor abi, dünya meşakkatlerinden. Çok hizmetlerden istirahat veriyor. Son olarak abi
cüzi elemini manevi lezzetle takas ediyor abi. Allah Allah. Cüzi bir elem vermiş hastalık, elbette senin cüzi elemin bu manevi lezzetlere karşı seni şekvaya değil, teşekküre sevk etmeli. Çünkü ne verdin? Cüzi bir elem verdin, fakat manevi bir lezzet aldın. Dolayısıyla verdiğimiz şey aldığımıza göre çok ucuz düşüyor abi hastalık noktasında. Evet abi, benim bu 21. devadan bu kadar çıkardığım şeyler. 22'ye geçebilirim abi. Peki bir dakika, bir hulasa yapalım. Evet, yani bu deva noktayı nazar, doğru düşünce melekesi, senin söylediğini söylüyorum. Yani her bir tanesine bir hastalığın bir sıfatı var böyle. Derdine derman arayan, sıkıntı çeken vesaire. Hepsine bir noktayı nazarlar veriyor. Murat Dursun'un da senin de söylediğin gibi bunlar bir araya toplayıp adam uygularsa bu şifa oluyor diyorsun. Uygularsa yani Şafi ismi tecelli ediyor. Bunlar ise ilim ve bilgi oluyor demiştin. Evet. Burada üç tane çıkan bir şey var dedin. Bir tanesi bu. İkincisi akraba, peder, validenin akrabalarla münasebeti Cenab-ı Hak değiştiriyor. Bakışları değiştiriyor. Evet. Küsler kalkıyor. Ondan sonra üçüncü noktayı nazarda neydi? Bu maddi... Hizmet etti diyor. Evet. Maddi böyle sıkıntı gibi gözükürken ruhunun üzerindeki bedensel hayatın baskılayıcıyı kalkarak ruhsal bir istirahat haleti veriyor dedin. Evet. Şimdi 22.yi yetiştiremezsin Abdullah. Çünkü bu abi, çok... Bir de dedi ki abi, bir de en son dedi ki cüzi elemin ve sana verdiği cüzi elemin karşılığında manevi baki lezzetler aldın abi. Allah Allah. Yani ben de en kazanım da bu abi. Peki bu cüzi küçük elem herkes alıyor ama manevi lezzeti herkes alabiliyor mu? Nasıl olacak o Abdullah'a? Nasıl alacağız onu dese? Abi, bunu nasıl alacağız? Benim anladığımı söyleyeyim abi. Ben bunu tefekkür ettim biraz bugün. Bunu Hasan abi, irtibatımızı muhafaza ederek alacağız abi. Nasıl yani? Evet. Bu soruyu bekliyordum abi. Ne ile irtibat? Nasıl irtibat? Şimdi abi, biz her gün Risale-i Nur okursak, böyle dostlarımızın kıymetini bilirsek, davamızın kıymetini bilirsek, davamızın bu ahir zamandaki ehemmiyetinin farkına varırsak, sadakatimizden, hem önce Allah'a olan sadakatimizden, hem davamıza olan sadakatimizden şaşmazsak, irtibatımızı üstadımızın tek müfride izin verdiği yer olan birbirimizle olan irtibatımızı müfridane tutar, kuvvetli tutarsak, biz yapmasak da yapanlarla beraber olursak, yani yapanlarla beraber derken ben yapmayayım kenara yatayım anlamında değil yani. Ben kusur ediyorum ama biliyorum ki davamın içinde öyle kardeşlerim, öyle abilerim var ki bunu samimane yapıyorlar. Ben de bunun içinde bulunuyorum. Cenab-ı Hak bana lütfetmiş, merhamet etmiş, ben de bunun içinde bulunuyorum. Bu irtibat, bu duygu bana diyor ki abi, inşallah yapamasan da şahs-ı maneviden hisseni alırsın diyor. Vay be. Hep dönüp dolaşıyor değil mi? Böyle Risale-i Nur, Risale'nin dairesinde birbirini sevmek, birbirine alakayı kesmemek, ucuza ve çabuka birbirimizi terk etmemek. Aynen öyle abi. Yani şey diyor değil mi? Rahmet-i İlahiye'nin bakışıyla birbirinize bakın. Nedir rahmet-i İlahiye? 9 kusuru varken bir tane güzel sıfatını öne çıkartmaktır rahmet-i İlahiye bakışı. Evet. Beşeri bakış ise
9 tane güzel sıfatı varken bir tane kötü sıfatına, kötü sıfatın esas almak. Evet. Evet abi. Şimdi Hasan abi, bizden uçmamız, kaçmamız istenmiyor. Ne Allah istiyor, ne de üstad istiyor, biliyor musun abi? Hı. Üstad ne diyor? Hizmeti düşünmeyin. Neyi düşünelim üstadım? Neyi düşünelim? Siz mabeyninizde samimi, uhuvvet, muhabbet, tesanüt. Siz bunları düşünün diyor. Yani bunlar olunca bunlara gidebiliriz. Ama birbirimizle çekişsek, ya ne olacak? Şu devaları yutsak ne olacak abi? Şu kitabı ezberlesek ne olacak yani? Ne olacak yani? Yani bir vücudun azaları gibi olduğumuz zaman, yani benim elimdeki bir sorun varsa zaten ayağım onunla alakalı bir tepki gösterecektir yani. Onun tamirine, onun vazifesinin ikmaline, yapamadığı vazifesinin ikmaline zaten çalışacaktır. Bu şekilde olursa, ben diyorum ki bu şekilde olursak, yapamasak da, eksik de kalsak, bağlantıyı koparmadığımız müddetçe her yönlü sanırla sizin de dediğiniz gibi ne kadar istifade edilebiliyorsa, ne kadar irtibat kurulabiliyorsa, bir sayfa mı, yarım sayfa mı, üç sayfa mı, on sayfa mı, her gün irtibatımızı kesmezsek en azından şahs-ı manevi bizi bırakmaz diye düşünüyorum abi. Çok şükür. Aynen. Çok güzel. Bir de burada bir şey daha ekleyebilir miyim abi? Şurada bir not almışım. Hani hastalandık, bizim etrafımızda pervane oldular, bize baktılar, bizim hatırımızı sordular, vazifeden efendim dediler ki sen istirahat et, yat şurada ilgilendiren. Böyle olmayabiliyor abi bazen. Bazen halimizi, hatırımızı sormayan olmuyor, hastalığımızla baş başa kalıyoruz, kimse ilgilenmiyor bizimle. Peki böyle olsa bu devaya göre ne kaybediyoruz abi? Hiçbir şey kaybetmiyoruz. Niye? Çünkü hastalığın bize verdiği manevi lezzet, hastalığın bize bıraktığı manevi lezzetin artmasına sebebiyet veriyor abi sadece bu. Yani yine hiçbir şeyi kaybetmiyoruz. Tamam, bize kimse bakmıyor, etmiyor. Efendim bir bardak su vermiyor, bir tas sıcak çorba belki önümüze kimse koymuyor. Böyle bir hastalık durumunda kalanlar da olabilir. Allah kimseyi böyle bırakmasın ama böyle de olabilir. Böyle olsa ne olur? Sabretmek, o hastalığın nereden geldiğini ve hangi gayeye münhasıran sana gönderildiğini bilip anladıktan sonra yine kayıp yok abi. Allah oradaki kaybı ahirette hakikisiyle dönüştürerek Cenab-ı Hak bize verecek. Dolayısıyla yine kayıp yok abi. Evet. Allah razı olsun Abdullah. Bir şey, bir noktayı nazar olanlar var mı arkadaşlar?